Selamlar, ebedi aleme hazırlandığımız, hayırda takvada eriştiğimiz bir günümüz. Allah'ın izniyle bugün de mutluyuz, huzurluyuz, sağlıklıyız. Yüce Allah'ın verdiği şu mükemmel nimetleri onun rızası için kullanmanın verdiği huzurla devam ediyoruz. Şükürler olsun. Her günümüz ebedi aleme bir hazırlık, ayrı bir hayat, ayrı bir ömürdür. Allah'ın izniyle o kadar ciddi, o kadar dost doğru yaşamaya çalışıyoruz ki vicdanımız rahat olsun. Her zaman geçmiş yaşantılarımıza baktığımızda iyi ki bunları yapmışım diyelim. Hayatımızın hiçbir aşamasında keşke demeyelim, pişman olmayalım. Allah'ın izniyle böyle bir hayatımız var. Bu nedenle o mükemmel kıyamet günü önümüze geldiğinde, o mükemmel hesaba çıktığımızda bir daha dünyaya dönsem de şunları şunları yapsam demeyeceğiz Allah'ın izniyle. Kendimizi mükemmel gördüğümüz için değil. Allah'ın izniyle her anımızı Yüce Allah'ın hükümlerini uygun yaşadığımız için bunları söylüyoruz. Ama hiçbir zaman kendimizi mükemmel görmeden daha da mütevazi, daha da dosdoğru şekilde devam ederek hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Her anımız çok ciddi olmalıdır. Yüce Allah'a duyduğumuz sevgi, saygıdan dolayı zerre kadar bir harama, batıla bulaşmadan devam etmeliyiz. Allah'a şükür fiiliyatımızda da biz böyle yaşıyoruz. İstiyoruz ki insanlar da böyle yaşasın ama herkesin içinde olacak. Herkes kendi hayatını düşünmeli. Benim bir şey söylemem başkalarına ne kadar tesir eder? Bunu da sormak lazım. Zaten söylemle bir şey olmuyor. Mükemmel bir şekilde örnek olsanız dahi bazı şeyler düzelmiyor. Çünkü insanlar kendileri düşünmeli. Kendi içinde olmalı. Yüce Allah hidayet vermediğine bizim de yapacağımız bir şey yok. Onun da farkındayız. Allah'ın izniyle bizim mükemmel bir kitabımız olmalı. Bu kitapta her gün ayrı bir hayatı, ayrı bir ömrü, dosdoğru hayatı, ibadet dolu hayatı biriktirerek ebedi aleme hazırlanmalıyız. Biz böyle düşünüyoruz. Bu nedenle bugün bizim için ayrı bir hayattı, ayrı bir ömürdü. Allah'ın izniyle Yüce Allah'ın verdiği bir ömrümüz var. Bu ömrün son anına kadar Yüce Allah'ın hükümleriyle devam edeceğiz. Şükürler olsun. Bugün ben bazı makamları atladığım veya bir sürü mülkler elde ettiğim, sınavları geçtiğim, başka şeylerde yükseldiğim için değil, Allah'ın izniyle Yüce Rabbimin rızası için yalnız ondan yardım dileyerek kıldığım namazlarla, tuttuğum oruçlarla, dualarımla mutluyum. Bana kalacak olanlar da bunlardır. Beni değerli kılan da bunlardır. Diğer şeylerin emin olun bir önemi yok. Şu dünyanın bir oyun eğlencesi. Ama insanlar varsa yoksa onun için çalışıyorlar. Bu dünya için hiç çalışmayın, hiçbir şey yapmayın demiyoruz ki. Biz de uğraşıyoruz, biz de helal rızkımızı kazanmak için helal yönden yaşıyoruz. Şu dünya ne kadar şeytani olsa da Allah'a şükür biz helal yönden yaşıyoruz. Yüce Allah şahittir. Bizlere şah damarımızdan yakın. Her anımızı görüyor. Öyle bir yaşıyoruz ki zerre kadar pişman olmayacak. Hiçbir zaman şunu şunu niye yapmadım demeyeceğiz. Öyle bir hayatımız var. Ve her anının değerini bil. İleride şunları yaparım. Zamanı gelince şunları yaparım değil mi? Nereden biliyorsun o kadar yaşayacağını? Ve her anının değerini bil. Şunu unutma ki Yüce Allah'ın hükümleri, farzları dışında yaşarsan senin için vebal dolu, azap dolu bir hayat. Büyük kayıpların olduğu bir hayat. Böyle bir hayat yaşamayın. Mükemmel bir hesap hepimizin önüne gelecek. Sakın ha makamına, mevkiine, zenginliğine güvenme. Hiçbiri sana kalmayacak. İnsanlar, farkındaysanız çevrenize bakın, mülküne güveniyor, zenginliğine güveniyor, makamına güveniyor. Zannediyor ki ona kalacak. Hiçbiri sana kalmayacak, hiçbiri faydasız olmayacak. Bakın bugün de ay var. Biz Allah'ın izniyle her zaman Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kul olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Takdiri O'nundur. İnşallah muvaffak oluruz. Şu hayattaki en büyük hedefim bu. Alemlerin Rabbi, mükemmel kainatın yaratıcısı, beni yaratan, bana şu nimetleri veren, aklımı, irademi, bana
emanet olarak veren Yüce Rabbim rızasına uygun yaşamalıyım. Benim şu bedenim fani, bütün insanların olduğu gibi. Ruhum ebedidir. Bu ruh ebedi alemde hesap verecek. Soracaklar, sen ne yaptın şu hayatta? Allah'ın izniyle öyle bir yaşayacağız ki o hesap günü inşallah Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan olabiliriz. Böyle bir muvaffakiyetten daha önemli ne olabilir? Ben Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kulu olabileyim. Şu en büyük hedefime ulaşayım. Başka ne isterim? Ama biz bunları söylerken de, bu hedefi koyarken de, bu büyük bir hedef. Mükemmel bir hedef. Bunun ölçüsünde Allah'ın izniyle yaşıyoruz. Yüce Allah'ı o kadar çok seviyorum ki, yalnız onun rızası için, ona duyduğum sevgiden, muhabbetten, saygıdan dolayı her gün onun rızası için oruç tutuyoruz. Namaz kılıyoruz. Elimizden geldiğince ibadetlerimizi onun rızasını arıyoruz. Elimizden bunlar geliyor. Haşa, Yüce Rabbimiz hiçbirine muhtaç değil. Benim namazıma da, orucuma da, diğer ibadetlerime de muhtaç değil. Bunun farkındayım. Ama ben onu çok sevdiğim için elimden geleni yapıyorum. İnşallah bizleri muvaffak eyler. Ebedi cennetlerine, ebedi mükafatlarına, en sevdiği, en razı olduğu kul olma hedefine ulaştırır diyorum. Hoşçakalın.